Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bugün yeni Ford Focus'un lansmanındayız. Biraz önce güzel tanıtımlar oldu. Hatta teknoloji camiasında bilinen bir isim olan Serdar Kuzuoğlu da yine bu etkinlikte bize bazı otomobille ilgili güzel zihin açıcı şeyler paylaştı. Bugün biz de teknoloji basınında yapılan bir lansmandayız. Burada Ford Focus'un özelliklerini anlatacağım size kısaca. Tabii diğer incelemeleri hatırlarsınız belki. Renault Zoe'yi incelemiştik ve daha önce Mitsubishi Eclipse'in teknolojik özelliklerine bakmıştık. Bu araba da aslında tamamen teknolojik bir araç olmuş. Biraz onlardan bahsedeceğim. Biraz kişisel deneyimlerden bahsedeceğim. İsterseniz önce bir yola çıkalım. Hem arabadan biraz bahsedeceğim hem de bir otomobil teknoloji sohbeti yapmış olacağız. Hadi bakalım gidelim. Her zaman olduğu gibi bir anahtar yok artık. Anahtarlara veda ettik. Hemen bir navigasyonumu açayım ben. Otomobille ilgili dikkatimi çeken ilk şey vites kolu. 8 ileri şanzımanlı vitesimiz var. Ve bu vites dairesel şekilde tasarlanmış. Son dönemde birçok araçta vardı bu. P, R, N, D şeklinde ve M de var. M'leri yaptığımız zaman kulakçıklardan hareket ettiriyoruz. Şimdi D'yi alalım. Yani drive modunu alalım ve yola çıkalım. Yolumuz bizi nereye götürecek? Tabii artık son dönem otomobillerinde olduğu gibi her tarafta algılayıcılar var. Navigasyon işte hani şuraya çarptınız, buraya ettiniz gibi şeyler karşımıza çıkıyor. Yani her tarafında sensör var aracın bir kere onu söyleyeyim. Sizi yolda tutmayı sağlayan ve işte sağda bir şey var, solda bir şey var var. Hemen ön tarafta bakıyorum bir head-up display'imiz var. Çeşitli bilgiler veriyor. Şu anda yavaş bir hızla gittiğimizi gösteriyor. Hızı gösteriyor şu anda. Evet bir tane daha Ford Focus gördük. Şimdi burada kitlesel halde gidiyoruz. Kemerburgaz'a doğru yürüyeceğiz. Head-up display artık standart özelliklerden birisi haline geldi. Hatchback bir modelini kullanıyorum ben şu anda. Evet önden ötüyor şu anda yine. Bu tarafında dediğim gibi algılayıcılarımız var. Hatchback modelini kullanıyoruz. Biliyorsunuz Ford Focus uzun yıllardır kullanımda olan bir otomobil. Çok popüler de bir araç. Özellikle kendi segmentinde çok ciddi bir satış rakamlarına ulaşmış popüler bir araçtı malum. Evet şimdi yine ötüyor. Yine sağda solda bir şeyler var diyor herhalde. Evet ama bir şey yok aslında. Direksiyon güzel tasarlanmış. Biraz iri bir direksiyon var. Benim alıştıklarıma göre bakacak olsak bir parça iri gibi. Dashboard dediğimiz ekranımız gayet başarılı. Vitesleri burada görebiliyoruz. Yakıt ve motorun sıcaklık göstergesi de yine burada. Renkli gibi bir ekranımız var. Yine multimedya ekranı var. Klasik olarak multimedya ekranımız açık. Burada şu anda görünüyor ekranda da. Dairesel vites değiştirme tuşu gayet başarılı olmuş. El freni de yine standart olarak elektronik el freni. Yani böyle bir çekeceğiniz bir şey yok. Teknolojik olarak başka ne var? Wireless charging var telefonlar için. Hemen ön kısımda. Wireless charging tarafımız var. Anahtarımız bu. Böyle şirin bir anahtar var. Şöyle göstereyim iyice. Ve bu kadar. Yani anahtar dediğimiz şey bu. Dijital klima var. Tabii bu şu anda muhtemelen bize verilen en üst versiyon. İşte cam tavan, sunroofumuz var. Saklama gözleri var burada. Gözlükler için vesaire. Bu tabii ki en üst versiyon. En üst versiyon. Otomatik şanzımanımız var. F1 stili. Hemen şuradan alttan göstereyim şurada. Kulakçıklarla beraber vites değiştirebildiğimiz bölümümüz var. Güzel bir otomobil olmuş. Yani Ford Focus bayağı bir teknolojik bir şey haline gelmiş. Onu söyleyeyim. Daha önce de bu kadar olmasa da yine teknolojik bir araçtı ama bu kadar değildi tabii. Tasarım da yenilenmiş. Ön ızgarı bayağı bir değişmiş. Önceki modellerden çok çok farklı bir hale gelmiş. Arka tarafta öyle daha böyle bir agresif ve daha agresyonu yüksek bir otomobil haline gelmiş. Güzel olmuş. Ben beğendim söyleyeyim. Start stop var. Hemen onu da söylemiş olalım. Adaptif Cruise Control bu otomobilde de var. O da artık yine neredeyse standart hale geldi. Bu arada araç 5 yıldız aldı Euro NCAP testinden. 5 yıldız almasının bir diğer sebebi zaten bu Adaptif Cruise gibi kontrol sistemlerinin bulunması olduğunu da söylemiş olalım. Biraz bana böyle şey gibi geldi ama arabanın önü çok dolu. Yani böyle sizi saran bir yapısı yok. Bu taraflar yumuşak, üst taraflar yumuşak mesela. Şu taraflarda yani şu kısımlarda da Piano Black dediğimiz tarzda bir tasarım anlayışı hakim. Yan taraflar, kapı içleri de yine yumuşak malzeme kullanılmış. Tabii hem otomobil kullanıp hem onu anlatmak o kadar kolay olmuyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Tabii hep söylediğim bir şey otomobiller artık giderek teknoloji cihazlar haline geldi. Bu teknoloji cihazlar haline geldikleri için de artık kullanmak için biraz daha aşina olmak gerekiyor. Kullanıcıya çok fazla yardımcı olan teknolojilere sahipler. Bunlar arasında adaptif hız kontrol sisteminden tutun da şerit takip sistemine şu anda bip 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 öten öndeki araç sana yakın, arkadaki araç şu budur sistemlerine kadar birçok sistem var. Yani bunlar aslında bir sonraki aşama olan otonom sürüşe hazırlık arkadaşlar. Muhtemelen 5-6 sene içinde
tamamen otonom araçlar hayatımıza girecek. Belki direksiyonu olmayacak, belki vitesi olmayacak, belki freni gazı olmayacak. Ama bunlar geliyor. Onu söyleyelim. Yani hiç lamıcımı yok. Hani gelecek bilmem ne falan filan değil. Geliyorlar. Yine öttü arkadaş. Ford da bu yeni teknolojilerle donatılmış. Çok da güzel olmuş. Zaten bu teknolojiler olmadığı zaman artık Euro NCAP'ta çarpışma testlerinde 5 yıldız verilmiyor. O bakımdan iyi olmuş, güzel olmuş. Harika bir şeye kavuşmuş. Tasarım olarak da donanım ve güvenlik anlamında da başarılı bir yere gelmiş. Öyle söyleyeyim. Şimdi yolumuza çıktık. Gidiyoruz. Bize bir lokasyon verdiler. O lokasyona doğru hızlı ilerliyoruz şu anda. Araçla ilgili izlenimlerimi söyleyeyim. Güzel. Yani Focus'un o sessizliği, o rigidliği, o sağlamlığını hissediyorsunuz arabanın içinde. Gerçekten de güzel olmuş. Mesela şeritte tutma sistemi kapalı diyor mesela şu anda diyor. Şeritte tutma sistemi açık. Söylediğim gibi teknolojik bir otomobil olmuş. Ağzına kadar tabiri caizse teknoloji dolu. Muhtemelen ben bu cümleyi çok kuruyorum biliyorsunuz. Ama muhtemelen yeni otomobillerin çoğu artık böyle ağzına kadar teknoloji dolu olacak. Öyle görünüyor en azından. Ford Focus da artık bu segmente girmiş. Hatta geçtiğimiz günlerde Fiesta tanıtılmıştı. Fiesta'da da benzer bir durum söz konusuydu. Yani kendi sınıfında olmayan teknolojilerle donatılmış bir otomobildi. Bu da Focus'ta yine benzer şekilde benzer bir otomobil olmuş. Aynı zamanda bu arada aktif çarpışma engelleme sisteminin olduğunu da söyleyeyim. Yani olası bir kaza durumunda Allah korusun. Araç sizin yerinize fren de yapabiliyor. Uyarı vesaire de yapabiliyor. Hani inşallah gerek kalmaz ama böyle bir özelliğinin olduğunu da söylemiş olayım. Birazcık vitesi kendimiz yapalım bakalım ne olacak. Manuel almış olalım. Vitesin tepkileri de iyi bu arada, onu da söylemiş olayım. Çünkü bazen eski nesil otomobillerde böyle bir sıkıntı vardı. Hani vites geçmiyor, basıyorsunuz gitmiyor vesaire. Gayet iyi bir şekilde gidiyor yani, onu söyleyebilirim. Sıkıntı yok yani. Tepkileri de iyi. Aynalar böyle yağmur damlası şeklinde tasarlanmış. Biraz küçük geldi bana. Öyle söyleyeyim, birazcık küçük gibi. Daha büyük olabilirdi. Görüşle ilgili sıkıntı yok. İç dikseniz çok büyük. Bayağı böyle taksici aynası gibi. Maşallah sağ olsunlar yapmışlar. Şu anda şerit takip sistemi de aktif olduğunda size ekranda yeşil olarak gösteriyor şeritleri. Bu HUD head-up display'de daha doğrusu. Şimdi Kemerburgaz'a doğru yolumuzu devam ettiriyoruz. Hangi tarafta şerit varsa o tarafta yeşil renk gösteriyor. Yani head-up display de renkli şekilde tasarlanmış. Şimdi buradan sağdan kaçacağız. Şimdi mesela iki şerit ilerliyorum. Evet, şu an ikisini de gördü. Az önce birini, sadece sağdakini görüyordu. Burada bu arada enteresan 90 hız limiti olduğunu anladı. Şu anda az önce tabela vardı. 90 hız limiti olduğunu anladı. Şu anda 70 olduğunu söylüyor. Evet, araba şu anda yoldaki hız limitlerinde görüyor. Şu an 50, az önce 50 tabelası vardı. Evet, tabelaları okuyabiliyor. Biliyorsunuz Tesla'da da bir özellik var. Tabelaları okuyup size onu söyleyebiliyor. Şu an 70 var mesela, bakacağız bakalım. 50 gösteriyor hala şu an head-up display'de. Heh, 70'e geçti. Tabela okuyabiliyor. Yani tabela okuma sistemi de var. Bunu da test etmiş olduk. Size gösteriyor bunu. Tabii bunu navigasyon cihazları yapıyor biliyorsunuz. Hatta size diyor ki işte dikkatli olun diyor. İşte şurada şu var falan diyor ama bir otomobilde standart olarak böyle bir özelliğin bulunmasını ilk kez gördüm ben. Şu an mesela 50 gösteriyor. 50 hız limiti diyor bana. Şu an 90'a çıktık. Şu an 30'u görmesi lazım. Bakalım 30 var şurada. Onu görecek mi? Tabii bunlar sonradan takılan tabelalar. Bunu görmedi mesela. Ha, şimdi gördü. Çok başarılı. Çok beğendim. Bu arada şerit takip sistemini açtığınızda araç sizi direksiyonu biraz zorluyor. Öyle söyleyeyim. Yani şeritten ayrılmaya kalktığınızda, ki bence bu iyi bir teknoloji. Çünkü bazı şoförleri görüyorum ben İstanbul'da. Adam şeridi ortalayarak gitmeyi tercih ediyor. Ama yanında civarında otomobiller var. Buna dikkat etmiyor. Gıcık olduğum bir sürüş tarzıdır. Bu güzel olmuş. Evet, şimdi Kemerburgaz'daki lokasyona geldik. Anlattığım gibi aslında bütün yolculuk boyunca aslında dikkatinizi çekmek istediğim şey şuydu. Teknolojik otomobiller çağına geldik şu anda ve artık otomobiller çok daha fazla teknolojik cihaz olmaya başladılar. Bununla beraber bir sonraki aşama olan otonom sürüşe doğru hızlı ilerliyoruz.
Ford Focus'u bu yeni kasası 2019 modelinin bize sunduğu şey aslında bu. Teknolojiyle insanın birbirine yardımlaşarak kullanması. Hatta ben gelirken böyle kazara önümü görmedim. İşte araba beni uyardı, hemen frene bastım. Basamazsanız zaten aç sizin yerinize frene basıyor. Güzel teknolojiler bunlar. Hayatımıza da yavaş yavaş girmeye başladı. Arabanın fiyatlarından biraz bahsettim. 135 bin liradan başlıyor giriş seviyesi modeli. Baz modeli 186 bin liraya kadar farklı paketlerde ve farklı özelliklerde Ford Focus modellerini almanız mümkün. Benden bu kadar. Sürçülisan ettiysem affola. Videolarımızla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı bir içerikte, farklı bir çalışmada karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.